Ya Kerem. He. De bir de Asım amcaya güle güle deseydik ya. Böyle çekip gidiyormuş gibi oldu. Bakıyorum göremedim. Neyse boş ver hadi gel. Hay Allah'ım ya. Gitme ya. Bir şey mi var arabanın altında? Niye gitmiyor bu? Yok bir şey. Ne oluyor Kerem? Ben de onu anlamaya çalışıyorum. Dur bir aç kapıyı. Rasim amca geliyor. Arabayı hallettin Muhsin. Hadi iş sende. Neyi hallettin? Ne işi? Hadi eyvallah. Gitti. Bir şey mi yaptı bu arabaya? Tahmin ettim abi. Lastiği patlatmış. İkisini birden hem de manyak herif. Razım amca ne yaptın sen? Kerem ya, dur. Ama böyle şey yapılır mı ya? Dur, anladım ben ne yaptığını, anladım. Ya anıları tekrar yaşıyor Rasim amca. Ya sen Muhsin baba oldun, ben Yelda hanım oldum, anladın mı? Tekerleri patlatmış. Patlatmış görüyorum. Ne demek yani? Nasıl? Babam bunları bilerek mi patlattırmış diyorsun? Ulan bir de atıp tutuyordu. Kaderin oyunu diyordu, aşk diyordu. Ah be Muhsin baba ya. Yani Rasim amca demek ki sabahtan beri uğraşıyor, yani plan yapıyor. Biz içeride hazırlık yaparken patlatıvermiş herhalde lastikleri. Kerem sen arabadan anlarsın. Yok mu yedek lastik? Değiştir gidelim hadi. Değiştireyim. Bir tanesi olsa değiştiririm. Ben bagajımda dörtlü lastik seti taşımıyorum. Bu ne biçim bir hareket bu ya? Biz şimdi gidemeyeceğiz. Burada kalacağız. Hiçbir yere gidelim. Sen yaptın Kerem. Sen özellikle yaptın. Biz burada baş başa kalalım istedin değil mi? Yok artık. Kızım bu senin fikrini de unuttun mu? Tam bir Ayşe manevrası bu ha. Diyorsun ya içimde benim Rıza abi var diye. Bence senin fazlasıyla Erkut abim var içinde. Tamam Kerem, evet fikir benim de ama ben ne bileyim Rasim amcanın annenle baban zannedeceğini bizi. İşte patlatmış lastiği. E ne olacak şimdi? Ne olacak? E Volkan getirmiyor mu zaten annemin babamı buraya? Biz de onunla beraber döneriz. Doğru. Dur arayayım ben onu hemen. Heh bro, ben de seni arayacaktım. Heh, aldın mı annemi babamı? Ne alemdesiniz? Bro, benim araba pert oldu. Biz de alman lazım buradan. Plan iptal bro. Nasıl, neden? Ya Yelda teyze ile Muhsin amca gelmekten sonra da vazgeçtiler abi. İşler biraz karışık, gelince anlatırım ben sana. Ya ben de zaten bu saate kadar onları gelmeye ikna etmekle uğraştım ama olmadı. Ben de size nasıl anlatacağım diye uğraşıyordum. Oh, iyi öğrendiniz artık, rahatım. Ben biliyordum zaten bu planın işe yaramayacağını. Neyse. Sen ama gel al bizi yine de. Kaldık burada. Tamam, bekliyoruz. Tamam, tamam bro. Geliyorum. Birazdan çıkacağım. Hadi bay bay. Hadi gel. Oturalım, dışarıda bekleyelim. Hadi. Gel Kerem. Nereye? Ya Kerem'in aracı bozulmuş da Ayşe ile beraber orada mahsur kalmışlar. Onları almaya gidiyorum. Gel sen de. Ben hiçbir yere gitmiyorum, sen de gitmiyorsun. Yok ama benim gitmem gerekiyor Gonca çünkü Kerem'in bana ihtiyacı var. Ha, iyi git o zaman. Görüşürüz. Ya da belki görüşmeyiz. Ya Gonca niye beni böyle zor ikilemlerde bırakıyorsun? Bir tarafta Kerem, bir tarafta sen. Ben sevmiyorum böyle şakaları. Bak yine ısınmaya başladım. Benim tansiyonum yükseliyor şu an. İkilemde kalmak tansiyonu yükseltiyor. Bak kararını ver, tansiyonun normale dönsün. Tercih senin yani. Gidecek misin, kalacak mısın? Of Muhsin amca ya. Ah Muhsin amca, bir gece çıktın bütün hayatımız değişti ya. Nedir bu ya? Ben bile bu kadar hızlı değilim ya. Sakin, sakin. Nefes al, ver, relax. Bak şimdi beni dinle. Kerem'le Ayşe orada yalnız kalmışlar. Ya bu çok iyi bir şey değil mi? Belki barışırlar. İyi de ya ararlarsa beni? Tamam bir şey düşünürüz, oyalarız, bir şey söyleriz ya. Düşünsene Muhsin Bey'le Yelda Hanım için
Planladığımız şey belki onlar için işe yarar. Belki boşanmaktan vazgeçerler. Aslında doğru söylüyorsun. Evet. Peki şimdi burada kalıyorsam ikinci seçeneği de bir değerlendirebilirim herhalde artık. Hı? Tabii değerlendir. Ha. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar?